burada görmüş olduğu hayal. Eğitim programmasının neden sıkıntılarla başlıyor biliyor musunuz? Kadın evlendikten sonra aile toplumun en küçük yapı taşıdır ve aileyi oluşturan unsurlar anne, baba ve çocuktur. Bence aileyi oluşturan unsurlar anne, baba ve çocuk değil, anne, baba, çocuk, karı ve kocadır. Ne diyoruz biz? Erkek düz düşünür. Erkek düz olduğu için kendisi var olduğu gibi dümdüz yürüyor ama kadın adımını atıyor. Orada ne oluyorsa o kapıda birden her şey değişiyor. Kefez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü, Selma Akbulut'a çiçeğini veriyor değerli misafirler alkışlarınızla. Evet, Ayaklı İnşaat Yetkilisi Koray Bey, Akiçler Başkanı Fatma Şahin'den plaketini aldı. Akiçler Başkanı Fatma Şahin, Kefez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'yü ve çok değerli eşleri Doktor Ayşe Tütüncü'yü de çiçeklerini takdim ettiler. Çok teşekkür ederim. Bugün çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. Çünkü bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın ellerinin dokunduğu her yeri güzelleştiren siz değerli varlıklarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Evet, biz geleneksel kadim kültürümüzde hanımefendilere hürmet eden, saygı duyan ve onlara saygıyı, sevgiyi esas alan bir anlayışın mensuplarıyız. Bunun altını özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim geldiğimiz yerde kadın annedir. Bizim geldiğimiz yerde kadın eştir. Bizim geldiğimiz yerde kadın kardeştir. Kadına el kaldırılmaz. Ona kötü söz söylenmez. Bizim geldiğimiz yerde ona en güzel şekilde muamele edilir. Ve bizim geldiğimiz yerde kadına şiddet insanlığa ihanettir. Değerli arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, bu güzel günde, bu anlamlı günde sizlerle beraber olmak, az evvel Selma Hanımefendi'nin sunuşlarını dinlemek benim için de çok büyük bir mutluluk vesilesiydi. Gerçekten Selma Hanım'ın anlattıklarını şöyle bir dinlediğim zaman, vaktiyle avukatlık yapmış birisi olarak, kadınların problemleriyle, hukuki sorunlarıyla avukatlık yaptığım zamanda yakından ilgilenmiş birisi olarak ne kadar önemli şeyler söylediğini gördüm. Ve inşallah şimdi belediyemiz bu önemli tespitleri bir tedavi yöntemi olarak, adeta bir sosyal restorasyonun bir parçası olarak çeşitli yerlerde toplumun en alt noktalarına kadar yaymak için Akiçler'le bir işbirliği yapacak. Bizim az evvel Selma hocamızın anlattığı hakikatleri ailenin temeli olan anneler olarak çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eşler olarak çok iyi bilmemiz gerekiyor. Elbette ki erkeklerin de bilmesi gereken şeyler var. Akiçler'le o anlamda da bir çalışmayı sürdürmeyi arzu ediyorum. Önemli olan bizim aile kurumumuza sımsıkı sahip çıkmamız ama bunu yaparken de kadına muhakkak surette hak ettiği değeri vererek, onu toplumun içinde uygun yere getirerek gerçekleştirebiliriz. Bu bizim için çok önemli. İşte biz hep birlikte bugün yeni bir söz söylemeliyiz ve kadının toplumdaki yerinin altını hep birlikte, hep beraber çizmeliyiz. Eğer biz bunu yapabilirsek,
Çünkü bugün kadınların en fazla şikayet ettiği konu ne? Erkeklerden görmüş oldukları ayrımcılık, şiddet. Sadece fiziksel olarak kabul etmeyelim şiddeti. Duygusal şiddet de çok önemli. Şiddetin farklı boyutları var. Peki, şöyle aynaya baktığımız zaman, Fatma Hanım ne güzel aynalar dağıttı bugün bakın diye, hocam daha evvel hep aynalara bakın dedi. Şöyle aynaya baktığımız zaman, bu erkekleri kim yetiştiriyor? İşte, bu erkekleri yetiştiren anneler, babalar, aileler. İşte işe oradan başlamamız lazım. Evet, işe aileden başlamamız lazım. Dolayısıyla birlikte beraberce bir seferberlik ilanına ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız zaman Kadınlar Günü, değerli hanımlar, sadece 365 günün bir gününde kutlanacak bir gün olmayacak. 365 günün 365 günü Kadınlar Günü olacak. Bir de tabii bazı günler var. Çok anlamsızdır o günler. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü. Ya kadınların, annenin, babanın bir günü olur mu? Olur mu böyle bir şey? 365 günün 365 günü bizim için Anneler Günü'dür, Babalar Günü'dür, Kadınlar Günü'dür, Sevgililer Günü'dür. Değerli hanımefendiler, inşallah daha hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Bugün hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Akiçdere ve çok değerli başkanını, benim de çok değerli ablam Fatma Şahin hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum katkılarından, desteklerinden dolayı. Ve yine birlikte olacağız. Güzel bir eğlence sizleri bekliyor. Her gününüz bugünkü kadar güzel olsun. Bizim için her gün Kadınlar Günü haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet, önce büyük çekilişten başlıyoruz. Şimdi iki tane çekileceği için birisini müsaade ederseniz Fatma Hanım çeksin. Birini de eşim Ayşe Hanım çeksin. Birlikte böylece ikiniz de çekmiş olun. Oldu mu? Ben size şöyle tutayım. Evet. Otel çekilişini kazanan birinci numara 7 numara. 7 numara burada mı? 7 numara karşımda. Evet. 7 numara burada mı? Buradaymış. Evet Fatma abla, siz de şöyle buyurun. Evet, ikinci talihli numara 338. 338 nerede? Evet. Evet, bu iki ablamız günün talihlisi. Öyle güzel olmasan, öyle tatlı bakmasan, kim arar seni, kim arar? Belki bu aşk olmasa, kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Kim arar, söyle kim arar? Vefasız olan kim arar? Seni bir gün görmezsem, için yanar.